Adem hocam. Sor gelsin. Mutluluğun formülü nedir? Hocam kıymet bilen olmak ve kıymet bileni yanında tutmaktır. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün işlerinden dolayı yaklaşık 400 kilometre uzakta oturan annesini çok sık ziyarete gidemeyen ama ona düzenli olarak çiçek gönderen bir adam yine annesine çiçek göndermek için arabasını atlayıp çiçekçiye gitmiş. Tam çiçekçinin önüne park edip arabadan inerken köşede oturup ağlayan bir çocuk görmüş yanına gidip neden ağladığını sormuş. Çocuk da efendim anneme bir gül alacaktım ama maalesef param yetmedi demiş. Adam gülmüş ve cevap vermiş. Hadi gel benimle ben sana bir gül alırım demiş. Çocuğun gülünü aldıktan sonra annesine gönderilmek üzere de bir buket çiçek hazırlatmış. Daha sonra çocuğa dönüp istersen seni annene bırakabilirim demiş. Çocuk çok memnun olurum diye cevap vermiş. Birlikte arabaya binip bir müddet seyahat ettikten sonra mezarlığın önüne geldiklerinde çocuk efendim Burada insan benim için yeterlidir diye cevap verince adam şaşkına dönmüş ve çocuğu uzaktan izleyip takip etmiş. Çocuk daha yeni kapatılmış bir mezarın başına gidip durmuş ve annesinin mezarı üzerine gülü yerleştirmiş. Adam bunu görünce inanılmaz duygulanmış. Hemen arabasına geri dönmüş ve çiçekçiye gidip daha büyük bir çiçek hazırlatmış. Arabasına tekrar atlayıp 400 kilometre yol kat ederek annesinin kapısını çalmış. Kapıyı açan annesi oğlunu karşısında görünce inanılmaz duygulanmış ve sımsıkı sarılmış. Daha sonra içeri girmişler ve annesi oğluna "Oğlum, sen bu zamanlarda pek gelmezdin." Hayırdır. Bir şey mi oldu demiş. Oğlu o gün başından geçenleri anlatmış ve ardından şu manidar cevabı vermiş. Anne, bugün şunu o kadar iyi anladım ki, kıymet bilmek yaşarken sevdiklerinin arkasından çiçek göndermek veya onlar öldükten sonra ağlamak değilmiş. Kıymet bilmek elinden geldiğince sevdiklerinle birlikte olmak ve onlara sımsıkı sarılmakmış. Sözün özü hocam, hayat çok kısa. Evet. Ömrümüzü devam ettirebilmek için nefes alıyoruz ama alınan her nefeste ömrümüzden bir nefes eksiltiyor. Bu nedenle zamanın kıymetini bilin ve sizi seven insanları sevmeye, elinizden geldiğince onlara zaman ayırmaya dikkat edin.